Kalkılmış. Nerede kaldın la? Ya hırsız uğursuz saldırmış olmasın bu ayağı? Vakıtlı vakıtlı eve gelsen de kocandan dayağını yiysen olmaz mı sanki be? 40 yılda bir espri hazırlayalım dedik. Şaka yapalım dedik. Bunda da eve gelmeyeceği tuttu. Kalkılmış. Edi la. Bir de çalışan karının zorluğundan bahsederler. Pabucum iyisin de onunla benim. İstediğim saatte gidersin, istediğim saatte gelirsin. Oh keyfim keka. Çalışmayan adamın zorluğundan bahseden yok hiç. Ana! Dur ya. Sen şimdi bana çık. Bak bakalım kocan sana ne sürpriz de hazırladı. Bir de kocan hiç espri şaka yapmadığından bahseder. Bak bakın ne kadar esprili bu kocan var. Vallahi yoruldum. Ayaklarım çok yoruldum bugün. Lan kalkılmış ne oluyor sana? Ay ne olayım ya? Ne yaptın be? Maske miydi o lan? Nereden buldun sen onu be? Anam çok korktum. Kalkılmış sen ne biçim karısın la? La tavuk olsa öcük ciyaklar mıyaklar bir şey yapar. Sen ne kadar esprisiz karısın la? Çok korktum be. Tekrar taksın o maskeyi. Çok yakışıklı olmuştun. Nereden buldun sen onu be? Bizim Hidayet yok mu? Onun kızınınmış. Tiyatroda mı ne kullanıyorlarmış? Bunu böyle dağmış Hidayet kayfeye geldi. Hepimiz çok korktuk. Ödümüz bokumuza karıştı lan. Ben de ondan ödünç aldım geldim eve. Seni korkutuyor dedim ama senin hiç kıkın çıkmıyor. Ne oluyor lan? Kocan sana sürpriz asıl ya. Senin hiç umurumda değil. Lan sen maskeden korkmadın. Maskeyi çıkarınca benim suratımdan korktun. Sen ne demek istiyorsun ya? Ben maskeden daha mı korkun ki yani? Ulan bir bırak be! Bir giyineyim, bir elimi yüzümü yıkayayım, bir üstümü değiştireyim ondan sonra sen... Ulan gülmüş. Nerede lan? Ulan yoksa bir de şaka mı yapayım ya? Lan! Ütülmüş. Yoksa öldü mü? Nerede onun kalbi be? Ay! Ulan kalbi nerede bunun be? Yağlardan korunmuyor ki. Ana! Valla sanki uzaklarda bir dana koşturuyor. Ölmemiş be. Lan! Gitmiş. Lan! Kolonya. Kolonya getir lan. Gitmiş kalk be! Ulan baksana! He? Bir kokla. Lan! Lan lan! Kolonya kesmeyecek. Rakı! Rahat getireyim. Almışıdım zaten. Ne? Tümüş! Lan kalksana! Al çabuk şunları. Al. La içsene iç. İçti yan. Lan içsene. Lan bir damla da içmedi be. Niye? Ana. Dur bakayım. Öf. Ay. Şöyle bakayım. Lan kalksana. Bak kalk. Kalksana be. Ay canım Allah cezanı versin. Allah kahretti de. Ay dur tersen bir yarın. Tersen bir. Ne oldu be? Tümeş! Kalk lan! Alo! Tanzer Bey! Yani senin anlayacağın... Kafasını kötü çarpmış. Bu durumda geçici hafıza kaybı görülebilir. Hatta tabii kalıcı olma ihtimali de var. Yani hafızasını mı kaybetti diyorsunuz? Evet yani şu anda hiçbir şey hatırlamıyor. Nasıl söyleyeyim seni anlayacağın şekilde? Yani sanki bir bitki gibi. Yani meşe palamudundan farkı yok öyle mi? Evet. Zaten eskiden de öyle. Yani ne yapacağız peki şimdi Tanzer Bey? Bu ne ya? Valla bu durumda yani eski hatıralarını canlandıracak egzersizler yaptırmak gerekir. Tabii bu da işe yaramazsa onu her şeyi yeni baştan bir bebek gibi eğitmek gerekecek. Yani bırak kocaman bir okuzu, dana kadar bile aklı yok diyorsunuz yani.
Ya maalesef ya. İsterseniz bunu bir kliniğe yatıralım ha. Ben size yardımcı olurum. Yok yok. Ben her şeyi en başından teker teker öğretirim. Siz merak etmeyin. Hem benim yanımda olması daha iyi değil mi Burak? Bu ne? Tabii yani aslında yani ev ortamında kalması daha iyi. Hadi ben gideyim artık. Şey yani diyebiliriz ki sonuç olarak Allah bana bir bebek verdi. El bebek, kul bebek yetiştireceğim artık. Evet, hadi geçmiş olsun. El bebek, kul bebek, he? Ben seni pot bebek, kut bebek yetiştirmez miyim? Alo! Sen hafızayı kaybettin, haberin var mı? Yok. Yok demek. Senin adın ne? 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 Senin adın? Ne olsun be? Senin adın Melihat, Melihat. Melihat. Heh! İşte bunu sakın unutma. Unutursan uçarım. Sen hafızayı zıplatmadan önce hep bana hizmet ederdin. Çamaşırdı, bulaşıktı, yemekti. Hepsini sen yapardın benim için. Çamaşır ne? Ben sana hepsini öğreteceğim. Ama bundan daha önemli olan bir şey var ki. Sen hafızayı zıplatmadan önce ben seni her gün bir güzel pataküte gömerdim. Seni Allah'ın cezanı. Allah kahretsin. Seni geberteceğim ben. Çişne ulan çişne. Allah.